Ben araştırmamı tamamlarken sen de oğlanı oyala. Affedersiniz, üzgünüm ben. Biri nasıl hala keçilerden korkup da keçi peynirine bayılır? Yeter, yapma artık. Ben, doğruyu söyle gitsin. Köylüler sana yardım edecektir. Ama şupakabra hikayesinin uydurma olduğunu anlarlarsa çıldırırlar. Seni şupakabra sanıp çıldırmışlar zaten. Büyük baba hadi, beni yardım etmeliyiz. Aman tanrım, ben geliyorum çocuğum. Ey keçi, torunumu rahat bırak. Büyük baba. Galiba seni seviyor. Galiba öyle. Baksana, korkunç görünebilir ama bence Fofinho kadar da tatlı. Aslında o Fofinho zaten. Ne? Annem o diğer keçilerden olağanüstü kuvvetlerini çıkardı ve onu şu süper keçi yapmak için kullandı. Annem o hala o tarafta, dövüş başladığı zaman herkes varlığını unuttu. O annem mi? Mükemmel yapım için hala yeterince esans alamadım. Keçilerinizle uğraşan adam işte orada. Bakın, sürünüzdeki keçiler gibi buruşuk. Kötü şupakabra çocuk doğru söylüyor. Hey! O yaratık keçilerimizi buruşturuyor. Ne dersin tatlı şey? Sürüyü kurtaralım mı? Evet. Bu esansımı tamamladım. Keçi depomuz tam kapasite doldu. Keçiler sahiden korkunç. Neden hiçbiriniz bu adamın keçilerinizle uğraşmasını umursamıyor ki? Keçilerimizle uğraşan sensin. Tamam tamam, itiraf ediyorum. Çupakabra hakkında yalan söyledim. Çünkü buruşturulmuş keçilerle uğraşmak istemedim. Ama bu canavar yapmak için keçi gücünü emmekten tamamen farklı bir şey. Çocuğun hakkı var. Evet, keçileri buruşturuyor olabilir. Ama diğeri keçileri miniminnacık ediyor. Belki çocuk ikinci şansı hak ediyor. Son bir sözün var mı diye sorardım. Ama muhtemelen saatin yeniden çalışmadan seni oyalamamam lehime olur. Hey! Sizi sefil... Uzak durun! Harika! Müthiş! Bırakın beni, sizi haşereler! Bir şaka yapardım ama keçi şakan için çoktan birini kullandım. Gereğinden fazla kaldın, seni keçi korkutan! Şimdi keçilere enerjilerini nasıl geri vereceğiz? Yolamaz, uzak durun canavarlar! Keçilerimizi iyileştirdiğin için teşekkür ederiz dostum. Sen kesinlikle keçi korkutan canavarların en kötü olanısın. Sağ olun.